Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Kaya Hoca. Geçen dersimizde fiillerin birinci kısmını işlemiştik. Şimdi fiillerin ikinci kısmındayız ve başlıyoruz. Buyurun. Arkadaşlar, dilek kiplerinde yani tasarlama kiplerinde zaman anlamı yok. Haber kiplerinde yani bildirme kiplerinde zaman anlamı var. Arkadaşlar şöyle. Haber kiplerini sayarken ne diyoruz? Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman diyoruz. Zaten isimlerinde zaman kavramı geçiyor. Ama dilek kiplerini sayarken ne diyoruz? Gereklilik kipi, zaman yok. Şart kipi, zaman yok. İstek kipi, zaman yok. Ve emir kipi, buralarda zaman anlamı yok. Unutmuyoruz. Peki o halde arkadaşlar hemen bakalım örneklerimize, birazdan bakalım. Peki dilek kiplerinde gereklilik kipi, şart kipi, istek kipi ve emir kipi, buralarda zaman yok. Ve arkadaşlar, haber kiplerinde geçmiş zaman, gelecek zaman, şimdiki zaman ve geniş zaman dediğimizde zaman kavramı zaten var. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Arkadaşlar sence hangisinde zaman anlamı yoktur? Güldü ve gülmeli. Arkadaşlar burada geçmiş zaman var. İfadede zaten zaman geçiyor, unutma. O halde burada zaman anlamı var. Ve arkadaşlar gülmeli, meli malı da zaten gereklilik kipi diyoruz. Zaman anlamı yok. Bu yüzden burada zaman yok diyoruz. Bir sonrakine geçelim. Peki arkadaşlar çözsem çözmüşsün. Arkadaşlar salse hangi zaman burada? Hangi kip? Şart kipi. Şart kipinde kavram olarak zaman geçmiyor zaten. Burada zaman anlamı yok. Ama çözmüşsün. Hangi zaman? Geçmiş zaman, yani öğrenilen geçmiş zaman. İfadede zaman kavramı geçiyor. Bu yüzden burada zaman var. Bir de zaman yok, kip var. Bir sonraki kısımdayız. Yaşıyorsunuz, yaşayalım. Hangisinde zaman var? Yor, şimdiki zaman. Yani zaman anlamı var o halde bir de. Ama arkadaşlar yaşayalım. AE neydi şu AE? İstek kipiydi. İstek kipi ise arkadaşlar yaşayalım da. Pardon arkadaşlar, şurada AE istek kipi ise burada zaman yok. O halde ikide zaman yok diyeceğiz. Bir sonraki sorudayız. Uyuyacaklar, uyumalısınız. Hangisinde zaman var sence? Acak gelecek zaman. Kavram kelimenin isminde zaten zaman geçiyor. Gelecek zaman. Bu yüzden zaman kavramı var. Bir de uyumalısınız, malı meli, gereklilik kipi. Gereklilik kipi kelimesinde zaman kelimesi geçmiyor ki zaten. Burada zaman yok. Bir sonraki sorudayız. Gelsinler istersiniz. Hangisinde zaman kavramı geçecek? İstersiniz hangi zamanda R2? Geniş zamanda. R varsa geniş zaman var. Geniş zaman kavramı geçiyorsa burada zaman var. Peki gelsinler. Emir değil mi arkadaşlar? Onlar gelsinler. Emir. Emirse arkadaşlar emir kipinde zaman yok. Bir de zaman yok diyeceğiz. Bir sonraki sorudayız. Ve arkadaşlar katılmaz mısınız? Katılmasınlar ifadesine bakalım arkadaşlar. Katılmasınları olumluya çevirelim. Katılsınlar. Emir kipi. Emir kipi ise zaman anlamı yok. Bitirsinler. Bu da arkadaşlar yine zaman anlamı yok. Emir kipi çünkü. O halde burada zaman yok. Ama katılmaz mısınız? Maz hangi kip? Geniş zaman. Geniş zamansa arkadaşlar zaman anlamı var. Bu yüzden zaten zaman kelimesi geçiyor. Bu yüzden zaman anlamı var diyebiliriz. Bir sonraki karttayız. Arkadaşlar bu kartta zaman kaymalarını konuşacağız. Zaman kayması ne demek biliyor musunuz? Bir kipin gerçek zaman anlamında değil de başka bir kipin anlamında kullanılması demek. Mesela yarın diyorum. Gelecek zaman yarın değil mi? Peki ne diyorum fiilde de? Yarın geliyorum diyorum. Burada zaman kayması var. Yani yor şimdiki zamandır ama ben ne için kullandım? Yarın için kullandım. İşte bu zaman kayması. Yani bir kipin gerçek zaman anlamı dışında başka bir kip yerine kullanılmasına denir. Şimdi hemen örneklerimize bakıyoruz. Yarın gelecek zaman anlamı. Peki yor hangi zaman? Şimdiki zaman. Peki ben yarın başlıyor yerine gerçek zamanlı kullansaydım ne demeliydim? Yarın başlayacak demeliydim. İşte buradaki yor
acak anlamında kullanılmış. Yani şimdiki zaman, gelecek zaman anlamında kullanılmış. Bu şekilde zaman kaymalarından bahsedebilirim. Arkadaşlar bu uyarımızdan bahsedelim hemen yine de. Fiil gibindeki anlam kayması kesinlikle bir anlatım kusuru değildir. Yani bir anlatım bozukluğu kesinlikle olmaz. Buna da dikkat. Şimdi sorularımıza bakıyoruz. Arkadaşlar yarın uçuyor, şu an çalışıyor. Bakın your var ikisinde de. Bak ikisinde de your var. Bu your hangi zamandı? Şimdiki zamandı. Peki hangisinde şimdiki zaman anlamı var? Şu an. Şimdiki zaman anlamında, yarın gelecek zaman anlamında. O halde arkadaşlar üstte gelecek zaman anlamı olduğu için your gelecek zaman anlamında kullanılmış. Yani kayma üstte var. O halde cevap bir numara olacak. İki numarada şu an demiş zaten. Şimdiki zaman. Your da şimdiki zaman, burada kayma olamaz. Bir sonraki sorudayız. Peki arkadaşlar ikisinde de anlatır var. Anlatır var ikisinde de. Ama arkadaşlar birinde zaman kayması var. Bu projeyi geldiğinde sana anlatır. Geldiği zaman, yani önümüzdeki zamanlarda sana anlatacak dememiz lazım. Çünkü geldiği zaman hangi zaman? Gelecek zaman. Anlatır yerine ne dememiz lazım? Anlatacak dememiz lazım. İşte burada kayma var. Aşağıya bakalım. Konferansında her zaman anlatır. Her zaman ne demek? Geniş zaman. O halde bu geniş zamansa arkadaşlar, bu geniş zamansa, bu da geniş zaman, bu geniş zaman, bu da geniş zaman, burada bir sıkıntı yok, gayet düzgün. Ama arkadaşlar üstte bu projeyi geldiğinde sana anlatır yerine ne demesi lazım? Anlatacak demesi lazım. Bu yüzden cevap bir numara olacak. Bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar burada da hemen bakalım. Yarın demiş, yarın erkenden yola çıkacak. Cuma gelecek. Arkadaşlar eylem ne zaman gerçekleşecek? Gelecek zamanlarda. Peki hangi zaman kullanılmış? Gelecek zaman eki ecek kullanılmış. Burada kayma yok. Yani zaten cümlenin anlamı gelecek zamanlı. Ekip de gelecek zamanlı. Burada kayma yok. Peki akşamları işten çok geç çıkıyor. Şimdi akşamları ne demek? Her akşam demek. Bütün akşamlar için geçerli. O halde bu geniş zamansa, bu geniş zamansa arkadaşlar, bu geniş zamansa. Peki çıkıyor hangi zaman? Şimdiki zaman. Biri geniş zaman, biri şimdiki zaman. Burada kayma var. Ne demem lazım? Akşamları işten geç çıkar demem lazım. İşte buradaki yor yerine ar gelmesi gerekiyor kurala göre. Ama arkadaşlar ne kullanmışız? Şimdiki zaman kullanmışız. İşte burada kayma var. İki numara cevap olacak. Bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar ikisinde de olacak ifadesi var bakın. İfadeler ikisinde de olacakla bitmiş. Peki hangisinde kayma var bakalım. İnsanda biraz utanma olacak. Ne demek? İnsanda biraz utanma olmalı demek. Yani arkadaşlar acak yerine ne gelmeli? Malı meli gelmeli. İşte burada kayma var. Peki aşağıya bakalım. Haftaya. Hangi zaman haftaya? Bu gelecek zaman. Peki arkadaşlar bu hangi acak? Acak neydi? Bu da gelecek zaman. İkisi de gelecek zamansa kayma olur mu? Olmaz. İkide kayma yok. Ama bir de acak hangi anlamda kullanılmış? Malı meli anlamında kullanılmış. İşte burada kayma var. Bir numara cevap olacak. Bir sonraki sorudayız. Arkadaşlar hangisinde yine kayma vardır denmiş bakalım. Yarınki yemeğin malzemesini şu an alıyor. Arkadaşlar biz sizi düşürmek için ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yarın diyoruz ama yemek yarın. Peki biz malzemeyi ne zaman alıyoruz? Şu an alıyoruz. Yarınki yemeği şu an yapıyoruz. Mesela şey gibi düşünün. Ödevi öğretmen yarın istemiş ama çocuk ödevi şu an yapıyor. Yani ödev yarın ama yapma şu an. Orada kayma yok. Şimdiki zamanda var. Yani şu an yapıyor çünkü ödevi. İşte burada da arkadaşlar yemek yarın yenecek ama malzeme ne zaman alınıyor? Şu an. İşte burada kayma yok. Şu an şimdiki zaman demek. Alıyor şimdiki zaman. İkisi de şimdiki zaman. Bu yüzden kayma yok işte. Aşağıya bakalım. Allah'ım zihin açıklığı ver. Emeğimizi zayi etme.
Arkadaşlar haşa, Allah-u Teala'ya emir mi vereceğiz? Bu bir emir ifadesidir. Zayi etme, emir. Açık, zihin açıklığı ver, emir. Biz arkadaşlar buradaki emiri ne anlamda kullanıyoruz? Dua anlamında kullanıyoruz. Verir misin Allah'ım demek. Yani burada arkadaşlar kayma var. Emir, istek anlamında, dua anlamında. Bu yüzden cevap 2 numara olacak. Bir sonraki sorudayız. Evet arkadaşlar, bu kartın son sorusundayız. Komutan bağırdı. Hemen bu işi bitireceksin. Emir veriyorum, bitir demek değil mi? O halde arkadaşlar ecek ne anlamda? Gelecek zaman ne anlamda? Emir anlamında. İşte burada kayma var. Peki aşağıya bakalım. Çocuk yarınki ödevini şimdi yapıyor. Bak, ödev yarın ama ne zaman yapıyor? Şimdi. Şimdiki zaman var ve your eki, o da şimdiki zaman anlamı zaten. Bu yüzden burada kayma yok. Nerede kayma var? Gelecek zaman emir kipinde. Bir de kayma var. Evet, bir sonraki karttayız. Evet arkadaşlar, bu dersimizin son kartındayız. Hemen buradan ilerleyelim. Çekimli eylem ne demek? Buna bakalım arkadaşlar. Bu dersimize çekimli eylem nasıl karşımıza gelecek bakıyoruz. Arkadaşlar çekimli eylem demek, haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenen eylem demektir. Haber ya da dilek kipi fark etmiyor. Onlardan biriyle çekimlenmişse çekimli eylem vardır. Peki şimdi hemen bakalım arkadaşlar. Kip eki olacak, kişi eki olacak çekimli eylemlerde. Eylem artı, kip eki artı, kişi eki eşittir nedir? Çekimli eylemdir diyebilirim. Peki çalışıyorum. Yor hangi zaman? Şimdiki zaman. Yani burada kip eki var mı? Evet var. Şahıs eki, şahıs eki de var. Kip ve kişi varsa çekimli eylemdir. Yani haber ya da dilek kiplerinden biriyle çekimleniyorsa çekimli eylem vardır. Peki arkadaşlar, haber ve dilek kiplerinden birini alan her fiil %100 nedir? Çekimli eylemdir söylediğim gibi. Dikkat et, yükleme isim olanlar, biz buradan düşürmeye çalışıyoruz sizi. Yükleme isim olanlar çekimli eylem olamaz. Ve fiilimsi olanlar çekimli eylem olamaz. Kendisi fiilimsi ise çekimli eylem diyemem. Ve arkadaşlar yükleme isimse çekimli eylem diyemem. Bu şekilde bakıyorum. Şimdi sorularımıza bakalım. Arkadaşlar hangisi çekimli eylemdir? Hangisi çekimli eylem değildir? Arkadaşlar arabaydı ve istiyorum. Hangisi fiil sence? Birisi istemek, doğru mu? Aşağıdaki istemek. Bu yüzden istemek makbul eki aldığına göre bir defa fiil. Hangi zamanla çekimlenmiş? Şimdiki zamanla. Bu çekimli eylem olur diyoruz. Peki bir numarada araba isim, doğru mu arkadaşlar? İsimse çekimli eylem olmaz. Evet, o yüzden bu ek eylemi almış isimdir. Yani bu çekimli eylem olmaz. Bir numara değil, iki numara çekimli eylem olacak. Bir sonraki sorudayız. Yıllar sonra yüzü güldü. Elindeki çiçek güldü. Bir tanesi gülmek eylemi, diğeri çiçek yani gül. O yüzden arkadaşlar buradaki gülmek eylemi, arkadaşlar bu yüzden eylem çekimli eylem üstteki, ama aşağıdaki gül yani çiçek adı. Bu yüzden bu çekimli eylem olmaz. Bir sonraki sorudayız. Peki kadın saçını başını yolmuş. O yol en doğru yolmuş. Arkadaşlar kadın saçını başını yolmuş, yolmak. Ama buradaki yol gidilen yer anlamında yol. Bu yüzden aşağıdaki isim üstteki fiil. Yani çekimli eylem üstteki olacak. Bir sonraki sorudayız. Bu uzman şirketiniz için en ideal taze kandı. Adam bu sahte sözlerle hemen kandı. Biri kanmak yani inanmak. Hangisi kanmak, inanmak anlamında? Aşağıdaki. Bak, sözlere, sahte sözlere kanmak, inanmak. Bu fiil. Ama üstteki en ideal taze kan. Kan isim. Bu yüzden arkadaşlar üstteki çekimli eylem olamaz. Alttaki çekimli eylemdir diyebilirim. Bir sonraki sorudayız. Bakıyorum ve aldıkları ifadesi. Hocam bunların ikisi de fiil gibi duruyor. Nasıl ayıracağım? Diye olabilirsiniz. Ama şimdi hemen bakalım nasıl ayıracağımızı görelim. Buradaki aldıktık sıfat fiildeki. Anası mezar dikecekmiş eklerinden. İleride konuşacağız. Henüz görmedik. Bu dık sıfat fiil eki olduğu için buna çekimli eylem diyemem. Fiilimsiler ve ek eylem almış isimler. Çekimli eylem asla olmaz. Buradan sizi düşürüyoruz, unutmayın. Bunu sayamam. Peki bakıyorum hangi zaman? Şimdiki zaman.
Şimdiki zamansa arkadaşlar nedir? Çekimli eylemdir. Bakmak fiil zaten bir numara cevap olacak. Bir sonraki sorudayız. Ve bu soru dersimizin son sorusu. Hemen bakalım arkadaşlar. Çıkmış ve çalışırsa. Hocam ikisi de fiil bunları. Nasıl ayıracağım? Hatta çıkmış daha fiil gibi duruyor diye olabilirsiniz ama lütfen düşmeyelim. Nasıl ayıracağım bakalım. Arkadaşlar nasıl soru? Çıkmış soru. Bak nasıl cevap veriyor. Bu bir sıfat. Ve sıfat fiil. Yani anası mezar dikecekmiş eklerindeki miş eki. Bu yüzden bunu saymıyorum arkadaşlar. Çekimli eylem diyemem buna. Lütfen çok dikkat edin. Aşağıda çalışır. Hangi zaman? Geniş zaman. Çalışırsa geniş zamanın şartı. Bu yüzden çalışır geniş zaman ve çalışmak fiil. Bu yüzden çekimli eylem 2 numara olacak. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizdeki şifremiz Bilfen kazanım odaklı sorular. Bilfen kazanım odaklı sorular. Evet arkadaşlar lütfen beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.